Herkese merhaba. Mümkün olduğu kadar benden çekim yapmamı istediğiniz yerleri çekmeye çalışıyorum. Burası da onlardan bir tanesi. Şu an Kadıköy'ün simgelerinden olan Kadıköy Lisesi'nin bahçesinde bulunan meşhur mermer konağa geldim. Diğer adıyla Mahmut Muhtarpaşa Köşkü. Burası tarihi bir yer ve güzel bir hikayesi var. Okul müdürü İsmet Sancak Hoca'nın izniyle ben de burayı çekip size anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. İyice şöyle etrafını göstereyim. Aynı zamanda burayla ilgili bilgiler vereyim size. Dersliğe kapatıldıktan sonra bir dönem idari bina olarak kullanılmış. Daha sonra da 2002 yılında tamamen kapatılmış bina. Adı üstünde mermerden yapılmış bir meşhur konak burası arkadaşlar. Aynı zamanda mimarisiyle ünlü değilmiş, teknolojisiyle de ünlüymüş. Çünkü Anadolu yakasına henüz elektrik gelmemişken bahçeye kurulan sistemle elektrik sağlanmış bu köşke. O yüzden de ünlüymüş. Hadi bakalım içerisine girelim. Çekip göstereyim size. Bu ihtişamlı köşkü. Kapısını da şöyle kapatalım. İçeriye girdiğimizde giriş koridorunda bizi görkemli mermer sütunlar karşılıyor. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Şöyle yavaş yavaş etrafı çekip gösterirken de size anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar burası dediğim gibi Mahmut Muhtarpaşa Köşkü. Mahmut Muhtarpaşa Osmanlı Devleti'nde çok önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamı. Bahriye Nazırlığı yapmış. Şöyle ayrıntıları çekip göstermeye çalışayım. Çok güzel motifler var. Kadıköy'ün simgelerinden olan bir yapı burası. Köşk devlet erkanına aitmiş. Tarihi ise 1870'lere kadar uzanıyormuş. Bayağı büyük pencereleri var. Şu odaya girip bu odadan göstermeye başlayayım size. Banker İngiliz Alfred Frederick James Barker İtalyan bir mimara yaptırmış burayı ve ailesiyle beraber 10 yıl yaşamış. Zemin ahşapları çok eski olmasına rağmen yine de çok güzel görünüyor. 1894 depreminden sonra binayı Dimitri Veldemi'ye satmış. Fakat Dimitri Veldemi hakkında bir bilgiye ulaşamadım. Kim olduğunu bilmiyorum maalesef. Dimitri Veldemi de Gaziahmet Muhtarpaşa'ya satmış. Yani Mahmut Muhtarpaşa'nın babasına. Paşa bu köşkü evlenecek olan oğlu Mahmut Muhtarpaşa için seçmiş. Çok güzel şömine var burada. Ve üzerinde devasa bir boy aynası. Okul döneminden kalma sıralar burada duruyor. Çok büyük pencereler ve yüksek kapılar. Eski videolarımda söylediğim gibi böyle eskiden çok yüksek tavanlar olurmuş. Sanırım burası bir 5 metre var. O yüzden odalar çok ferah oluyor. Devam edelim. Gaziahmet Muhtarpaşa 1860 yılında harbiye birincilikle bitirip sadrazamlık yapmış Osmanlı Devleti'nde. Dönemin önemli bilim ve eğitim insanlarından biri olmuş. Uluslararası saat sistemi ve miladi takvime geçmeyi öneren ilk Osmanlı yöneticisi olmuş. Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurucularından birisiymiş. Burası da köşkün giriş kapılarından bir tanesi. Kuzeyinde ve batısında olmak üzere iki tane kapısı bulunuyormuş. Her yeri duvarlarla çevrili dikdörtgen planlı neoklasik yapı mimari özelliğiyle göz kamaştırıyormuş. Karşıya geçip bakalım. Aynı zamanda anlatmaya devam edeyim. Gaziahmet Muhtarpaşa'nın oğlu Mahmut Muhtarpaşa babasının izinden gitmiş ve Bahriye Nazırı olmuş.
Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kızı Prenses Nimetullah Sultan ile evlenerek bu köşke yerleşmiş. Bayağı hasar görmüş gerçekten. Tavandaki ahşaplar çürümüş, motifler de dökülmeye başlamış. Köşk daha sonra 1897 ve 1929 yılları arasında burada yaşayan Mahmut Muhtar Paşa adını almış. Yine burada da şömine var ama bu biraz daha değişik. Yine çok büyük bir boy aynası. Köşkün iç tasarımı da göz alıcı resmen. Görüyorsunuz. Kabartmalı motifler böyle duvarlarda bezden desenler var. Zeminde bazı çöken yerler var. Şöyle göstermeye devam edeyim. Normalde burada daha önce kabartmalı desenli petekler varmış. Onları ben şu an göremedim. Aynı zamanda bronz at ve geyik heykelleri, çeşmeler, tavan ve duvar süslemeleri. Görüyorsunuz tavan ve duvar süsleme motifleri çok güzel işçilikle yapılmış. Aynı zamanda Morana vitraylı mitolojik figürlerle süslü pencereler varmış. Şunlardan bahsediliyor sanırım. Gerçekten İhtişamlı görünüyor. Şurada da bir sallanan sandalye. Çok seviyorum. Her zaman ilgimi çekmiştir. Evet, o peteklerden bir tanesi bu olsa gerek. Aynen. Evet, doğru. Kabartmalı desenli petekler. O zamanın petekleri. Sonradan değiştirilmiş galiba. Çünkü diğer odalarda normal petekler görmüştüm. Mesela şu karşıdaki petekler normal petek. Şöyle devam edelim bakalım başka neler varmış. Şurada da bir başka bir alan var. Ha, burası tuvaletin olduğu bölüm. Burası evet. Kapalı. Şuraya bakalım. Ne varmış? Burası da kapalı. Kapatmışlar geçilmesin diye. Diğer taraflara bakayım. Şurada evet. Ha, öbür taraftan giremediğimiz yere buradan giriyoruz. Tamam. Burası mutfak olarak kullanılmış bir bölüm. Aynı zamanda herhalde bahçeye çıkan bir kapısı var. Devam edelim. Burada ne varmış bakalım. Bahçeye çıkan bir kapı ama aşağı inen bir yer var. Burası büyük ihtimalle müştemilatın olduğu yer. Bodrum, giriş ve sofadan oluşan ayrı ayrı bölümleri varmış. Bakalım burada ne varmış. Depo olarak kullanılan alanlar. Zamanında müştemilat olan bölüm burası. Hidrofor sisteminin olduğu yer. Daha önce okuldan kalan malzemelerin atıldığı yer. Burada da ayrı bir bölüm var. Çok fazla odası mevcut. Burası da büyük ihtimalle yine ardiyelik gibi bir yer.
Şu tarafı da merak ettim. O tarafı da görmek istiyorum. Evet. Buralarda çok fazla böyle çekip gösterebileceğim bir yer yok. Çok fazla bir şey kalmamış. Sadece depo olarak kullanılan yer burası. Burası da dışarıya çıkan kapı. Biz üst kata çıkıp üst katta çekim yapalım. Girişteki karşılıklı eş planlı odalar misafirler içinmiş. Yani bu girdiğim odalar. Sofradaki odalar ev sakinleri, son kattaki odalar ise hizmetçiler için yapılmış. Üçüncü kata çıkılan ve hizmetçilerin kullandığı merdivenler köşkü mutfağa bağlıyormuş. Köşkün bahçesinde de selamlık, kapalı bir maneş, ahırlar, mutfak, kiler ve yemekhane bulunuyormuş zamanında. Şimdi üst kata çıkıp şu burayı çekeyim göstereyim size. Gerçekten çok güzel mimariye sahip. Diğer odalarda olduğu gibi buradaki duvarlar ve tavanda da motifler var. Çok güzel. Şöyle ayrıntıları göstereyim ben size. Sanırım altın yaldızlarla boyanmış tavandakiler. Burada da karşılıklı odalar var ama kapıları kapalı. Üst kata çıkalım, devam edelim. Burası zemin hasar görmüş, tehlikeli. Şöyle dikkatli bir şekilde geçip göstereyim. Göstermeye devam edeyim. Evet, üst kattaki büyük hole geldik. Yine şuradaki detayları göstermek istiyorum size. Gerçekten çok güzel. Burası sanırım açılmıyor. Balkona çıkan kapı. Balkonu gösteremeyeceğim. Ya da şu pencereden belki biraz gösterebilirim. Şöyle bir balkonu var. Bayağı büyük, güzel bir balkonu var. Ama maalesef çıkıp gösteremiyorum. Odalara bakalım. Mesela şuraya girelim. Aynı şekilde alt kattaki gibi bir oda burası. Şöyle denize bakıyor bu cephe. Çok güzel manzarası var. Gerçekten müthiş görünüyor. Şuraya gireyim. Açılıyor mu? Açılmıyor maalesef. Bir daha deneyeyim. Açılmıyor. Neyse, şu kapıdan girmeye çalışayım. Burası açılıyor mu? Burası açılıyor. Burası da yine hasar görmüş bölümlerden bir tanesi. Devam edelim diğer yerleri göstererek. Aynı zamanda hikayesini anlatmaya devam edeyim ben size. Bahriye Nazırlığından sonra Berlin'de sefirlik yapan Mahmut Muhtar Paşa İstanbul'a dönerek köşke yerleşmiş, ancak beklenmedik bir olay ile ailenin hayatı kökten değişmiş. Paşa Nazırlığı sırasında Osmanlı donanması için İngiltere'ye Sultan Osman ve Reşadiye zırhlarını sipariş edip bedelini ödemiş. Ancak bu gemiler Osmanlı'ya teslim edilmeyince paşa hazine hakkının kaybına sebepten yargılanıp suçlu bulunmuş. Bayağı kötü olmuş. Ondan sonra 22 bin altını ödeyen paşa ailesinin adını leke sürdürdüğü için ülkeyi terk edip Mısır'a yerleşmiş. 1935'te ise gemi yolculuğunda hayatını kaybetmiş.
Pencereyi açamıyoruz herhalde. Açıp göstermek istiyordum. Felaketlerin sonu bununla kalmamış. 1952'de Mısır ihtilalinde varlığını kaybeden aile İstanbul'a geri dönmüş. Şuraya bakalım. Normal tavanın iki katı yüksekliğinde odaların tavanları. Burası da enteresan bir kapı. Yani sadece kapı var, bir şey yok. Daha önceden başka bir amaçla kullanılıyor olabilir. Sonra dekor olarak kapı yapılmış olabilir, bilmiyorum. Burası da banyosu. Çok fazla hasarlı. Yukarıyı çekeyim dedim. O motifler kırılmış. Böyle toplanıp kenara koyulmuş. Ayrı bir merdiven bölümü yukarıya çıkmak için. Biraz daha anlatayım ben size hikayesini. Köşkün hikayesinin en acı kısmını gelmek gerekirse, aile köşke dönmüş, borçlarını ödemek için 1956'da bir müzayede düzenlemiş. Bu müzayede Fransız heykeltıraş Louis Dumas'ın 1864 yılında yaptığı ve Emirgan'daki Altı Köşk ismini veren bronz at heykelini Sabancı ailesine, Divan Oteli'nin simgesi geyik heykelini Koç ailesine satmış. Bina ve arazi ise Milli Eğitim Bakanlığı'na satılmış. Bir üst kata daha çıkalım. Şuradan çıkılıyordu. Bakalım çatı katında ne varmış. Evet, şu an çatı katına çıktık. Burada bakalım çekilecek ve gösterecek neler varmış. Hemen şuraya bakalım. Burada bir banyo var. Banyonun şöyle tavanında gökyüzünü gösteren bir pencere var. Şurası neymiş? Burası da ayrı bir bölüm. Bu taraftan da dışarısı deniz harika gözüküyor. Birçok cepheden çok güzel manzarası var. Öyle devam edelim. Bu katta ne varmış? Ha, büyük ihtimalle çok fazla oda olduğu için bu odaların hepsi sınıf olarak kullanılmış. Mesela şuraya bakalım. Evet. Zaten görüyoruz. Burada bir kara tahta var. O dönemlerden kalma. Hızlı hızlı diğerlerini de böyle bakıp geçelim. Evet. Burası da bir sınıf. Ama şöyle balkonları var sanırım. Evet. Yani sırf görünüş olarak yapılmış balkonlar. Çünkü balkona çıkan bir kapısı yok. Dışarılardan dekoratif olarak. Evet, burası da yine bir sınıf. Burada da kara tahta. Evet. Burası da sınıfmış. Kalan malzemeler bu şekilde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın satıldıktan sonra 1957'de Kadıköy Kız Lisesi olarak faaliyete geçmiş burası. 2002 yılında karma eğitime geçilmesiyle Kadıköy Lisesi 2008'de İstanbul Kadıköy Lisesi adını almış. Büyük ihtimalle o dönemlerde de burası kapatılmış. Diğer yeni binalara geçmiş diye düşünüyorum. Şöyle aşağı tekrar ineyim. Kadıköy Lisesi çok önemli bir liseymiş. Türkiye çapında ve dünya çapında çok önemli dereceleri bulunuyormuş. Şurası giremediğim yerde diğer taraftan.
Buradan yalnız açılıyor galiba. Evet, açılıyormuş. Bir de buraya bakayım dedim. Buradan da manzara müthiş görünüyor. Şöyle göstereyim. Vay be. Gerçekten harika. Buradan Ayasofya, Sultanahmet. Her şey görünüyor. Şurada da bir kapı var. Bu da ayrı bir bölüme çıkıyor ama ne acaba? Ha, şeymiş, banyoymuş. Banyonun bile manzarası çok güzel. Yavaş yavaş ineyim buradan. Köşk kullanılmaz hale geldikten sonra uzun yıllar boyunca restore edilmesi için beklenmiş. Fakat bu tabii kolay olmuyor öyle, çünkü maliyetli bir şey olduğu için bütçe hazırlanması gerekiyor. 2017'de Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1981 yılında aldığı kararla tescillenmiş. İstanbul 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2006 yılında aldığı kararla da birinci derecede korunması gereken eski eserler olarak belirlenmiş. İstanbul 5 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile de restore edilmeye karar verilmiş. Şurada da bir kapı var. Açılıyor mu acaba? Bir bakayım. Evet, açılıyormuş. Ha, burası da banyoymuş. Arkadaşlar, burası restore edilecekmiş. Restore edilecek gününü bekliyor. Evet, çıkalım artık buradan. Evet, videonun sonuna geldik. Meşhur tarihi mermer konağa geldim. Çekmemi istediğiniz yerlerden bir tanesiydi. Çekip size göstermeye çalıştım. Sağ olsun okul müdürü İsmet Sancak Hoca buna izin verdi. Buranın bu halde olması, evet, üzücü gerçekten. Çok kötü bir durumda, fakat restore edileceğini duymak da sevindirici bir haber. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşça kalın.